Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Feridun'un ve yanımda Deka des. Style iyi desu ne? Waka ga itte masu yo. 33 sai desu. Neko chan. So, いい ne. なんか最近だとさ、自分が公園行って一人で動画撮ってんじゃん。で、それに関して、まあ、皆さんがいつも聖火と喧嘩したの、離婚すんの、別れるの、聖火を連れてこいっていう人が結構多かったんですよ。あー、そんな心配はあったら多分インスタで言ってると思うから。Orada benim yine geçen gün geldiğim parktayız arkadaşlar. Aynı ağaç değil ama daha güzel böyle manzara. Seyka ile birlikte oturup sohbet edebileceğimiz güzel bir yere geldik. Bugün sizlere bahsetmek istediğimiz, daha doğrusu hazırlamak istediğimiz içerik sizlerden gelen 7 tane soruyu, yani yaklaşık olarak 150 tane sorunun içerisinden seçtiğim en güzel 7 tane soruyu, 7 kaç oluyor bilmiyorum artık, Seyka'ya soracağım. Seyka'nın düşüncelerini kendi düşüncelerimi alacağım. Böyle karşılıklı paylaşacağız. Umarım güzel vakit geçirirsiniz. İlk soruya gelecek olursak, nasıl tanıştınız? Hemen Seyka'ya yönelirim. Önce o konuşsun. Sonra ben tabii Türkçe ile akıtı şov neyse tamam uzatma. Deyai kata wa doko de douyu fuu ni deyai mashita ka wo chotto minasan ni oshiete kudasai. Kanketsu ni yuu to apuri de deyatta tte kanji da yo ne. Watashi wa kikkake ga sharehouse ni sunde ta onna no ko ga tomodachi hoshikute watashi wa dou sureba ii kana tte ittan da yo ne. Sono tomodachi no kareshi wa nanka sono アプリでその子も知り合ってて、でそのアプリを私に教えてもらったって感じで、それで私が登録したら、その登録したその日にバーっていろんな人から連絡が来たって感じ。でも一番多かったのはでもトルコ人やっぱペリーが、まあ、きっかけが良かったから、趣味妄想じゃん、なんて言うんだろうな、発情。いいよ、言っちゃいな、はっきり言っちゃいな、ペリーがかっこよかったからですって言っちゃいなよ。いやでも言ったじゃん、前いろんな動画で言ったけど、フェリアは私のタイプじゃないって言ったじゃん。フラッグ。そう、フェリアはドタイプとかじゃなかったから言ってんだよ。本当に話してて中身から好きになったタイプだっつって。ことは俺がかっこよくないってこと？違うよ、かっこいいよ。かっこいいけど、ね、その時は顔とかそういうので好きじゃなくて、あのね、背中が好きなんだよ。わかる？よくいるじゃん、フェチいるじゃん。タイプじゃなかった、中身が好きになった、背中が好き。俺の顔は1ミリも話に入ってこないんですけど、大丈夫かな？なんで？まあ、Seyka genel olarak anlattı Seyka tarafından, ama benim tarafımdan anlatacak olursak, ben Japonya'ya geldiğimden yaklaşık olarak tanıştığımız uygulamayı bir ay sonra falan indirdim galiba, kullanmaya başladım. Arkadaşım olsun istiyorum. Hem Japonca konuşabileceğim, iletişim kurabileceğim birisi olsun istiyorum. Hem de olursa kız arkadaşım olsun istiyordum. Tabii ki Seyka'dan önce tanıştığım, görüştüğüm, gittiğim, gezdiğim, takıldığım kızlar da falan da oldu, ama neden Seyka'yı hani böyle ciddi bir ilişki seviyesine koyacağıma gelecek olursak, benden 3 yaş büyük kendisi. Bunu zaten hep söylüyoruz, biliyoruz. Anlayışlı, benim hayatıma, düşüncelerime, yapmak istediğim ve yaptığım şeylere saygı gösteren, karışmayan ve istediğim gibi bir hayat yaşamamı isteyen bir kişi olduğu için, arkadaşım olduğu halde, dedim ki yani böyle kızlar, kadınlar gerçekten var mı Japonya'da dedim ya. Çünkü benim Seyka'yla tanışmadan önce karşılaştığım, görüştüğüm kızlar hep benden yaşça küçüktü. Ben 23 yaşında geldim. İşte 19 olsun, 18, 20, 21. Benim yaşımda herhangi birisiyle bile birlikte olmamıştım. Hep benden küçüklerdi. Seyka'yla zaten tanıştığımızda animelerden girdi konu. Ondan sonra arkadaş olduk. Sohbet, muhabbet derken aldı başını gitti. İkinci soruya gelecek olursak, birbirinizle nasıl iletişim kurdunuz? Dil bariyeri yok muydu? İletişim kuruyorken zorlandınız mı? İkincisi, どうやってコミュニケーションを取りましたか？言語バリアとか、それに関して、まあ、困った時とか、困ったこととかありましたか？まずね、考え方が似てるようで似てない。私はもうトルコ語っていうか、トルコ自体も全然勉強してなかった。フェリと一緒にいるイコールトルコ語できるんでしょとか言われても、すみません、できません。Vallahi bize genelde hep şeyi soruyorlar. Daha doğrusu Seyka ile ilgili olarak İngilizce konuşabiliyor mu, İngilizce biliyor mu, İngilizce anlıyor mu diye soruyorlar, ama anladığı ve anlamadığı İngilizce var, ama bir Japon'un İngilizcesinden ileri gidemiyor. Hani akıcı bir şekilde konuşamıyor. Bildiği İngilizce birkaç kelimeden ibaret. Bizim Türkiye'deki insanların aşağı yukarı konuştuğu İngilizce ile aynı diye düşünüyorum. Çünkü Japonlar da genel toplum yapısı olarak bizim Türklere biraz benziyorlar. Fazla İngilizce öğrenmeye yatkınlık ya da istekleri yok. Hem anlaması hem de konuşması zor onlar açısından. Telaffuzu da zor olduğu için İngilizce, biz dedik Japoncadan gidelim. Ki ben de zaten o sıralar okula gittiğim için, Japoncayı da öğrenmek istediğim, gün içerisinde kullanmak, bir şekilde dile hakim olmak istediğim için Seyka dedim ki Japonca konuşalım, ben Japonca ile iletişim kurmak istiyorum dedim. Öyle aldı başını gitti. Nankayka kiki naosu tte kanji. İma no tte koyu koto itakattan de. Ato feri ba wakaranai kotoba ga aru no ni hanashi o susumeyou to shite ima no wakatta tte ra nanka gomen
ね、わからないみたいな、後から言ってきて私が切れるっていう感じかな。でそういうのが昔はすんごい多くて、日本語を崩して教えなきゃいけないのがあったかな。まあ別に私は嫌いじゃなかったから、そういうの。3. konuya gelecek olursak, yaşayacağınız ülkeyi ya da yaşamak istediğiniz ülkeyi nasıl belirlediniz? Tamam. Sumu kuni, sumitai kuni, sumitsuzuketai kuni o doyatta kimemaştaka? Söyle bakalım. Nihon desu. Seika en baştan beri zaten Japon'du. Japonya'da yaşamak istiyordu. Yurt dışında yaşamak gibi bir hayali olmadığı için Japonya'da dedi, hani biz burada bir hayat kuralım, edelim, geleceğimizi yönelik düşünecek olursak dedi. Olay zaten benim de işime geldiği için dedim ki Seika, tabii ki ya, benim hiç Türkiye'ye gitmek, Türkiye'de yaşamak gibi seni ya da Türkiye'ye götürüp Japonya'dan gelen Japon gelin diye etrafa, analara, bacılara, teyzelere, komşulara göstermek gibi bir niyetim yok. Benim amacım da zaten Japonya'da yaşamak. Burada umarım çok güzel bir hayatımız olur. Seninle birlikte güzel bir ömür geçirmek istiyorum. O yüzden biz Japonya'da yaşayalım. Hani gelecek için ne olur ne kadar bilemeyiz tam olarak. Ama şimdilik elimizdeki imkanlarla biz Japonya'da güzel bir hayat kurmaya çalışalım dedim. Öylelikle Japonya olmuş oldu. Yani bundan sonra da değişeceğini sanmıyorum. Dördüncü konuya gelecek olursak, yemeklerimizi ne yapıyoruz ya da nasıl yapıyoruz, nasıl hazırlıyoruz? Türk yemeği mi oluyor genelde, yoksa Japon yemeği mi pişiyor evde? Yotsume, shokuji wa dou shite masu? Toruko ryori, nihon ryori, sore tomo mikusu ryori desu ka? Mikusu desu. Peri ga kirai na mono o sugite komarimasu. Ashoku muri. 私はぶっちゃけ嫌いなものはそんなにないんだよね。ペリに関しては海のもの全般ダメでしょ。肉もミンチのものじゃなきゃダメでしょ。あとはなんか子供みたいな感じだよ。野菜とかなんてピーマンは嫌だとかさ、まあ注文がある人だから子供がさ好き嫌いしてる、でも栄養取らせなきゃいけない、だから勉強じゃないけどね、感覚でこれならペリは食べれるんだろうなって言って、私はいろんなものに手を出してるって感じ。az önce seken top sesini duymuşsunuzdur muhtemelen arkadaşlar. Buradan geliyorken top sektirmiyordu. Bizim burada video çektiğimizi, kamerayla çekim yaptığımızı gördü. Hayvan gibi yere topu vurarak sektirmeye başladı eliyle. Şimdi uzaklaştı bak. Kameranın yanından gitti. Topu sektirmeyi bıraktı. İşte böyle aptal hoşlarla da karşılaşabiliyorsun. Nerede yaşadığınızın ya da nereli olduğunuzun, hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzun bir anlamı yok. Yemek konusuna dönecek olursak zaten sıkıntılı, biliyorsunuz. Ben et, balık, tavuk vesaire deniz ürünü yemiyorum. Neden diyecek olursanız, çocukken gözümün önünde kurban kesilmiş. O kurbanın kesildiğini gören ben travma yaşamışım. Eti, balığı falan, tavuğu böyle canlı et gibi görünen hiçbir şey yiyemiyorum. Tek yiyebildiğim şey kıyma ve kıymayla hazırlanan yiyecekler oluyor. Onu da neden yiyebiliyorum bilmiyorum bu arada. O yüzden Japon mutfağını da çok sevmiyorum ki Japon mutfağında genelde deniz ürünleri ve et ağırlıklı olduğu için. Bazen Japonya'ya geldiğimle ilgili olarak üzülebiliyorum. Japonya'ya gelip mesela böyle bol etli bir ramen yiyememek ya da ne bileyim sushi'nin dibine vuramamak çok üzüyor beni, ama maalesef yapabileceğim bir şey yok. Seika da sağ olsun hep yemek hazırlıyorken zaten öncelik benim yemeğim. Benim yiyebileceğim şeyleri araştırıyor, benim yiyebileceğim şekilde hazırlıyor. Benim sevdiğim sebzelerdir, meyvelerdir, ne bileyim yemeklerdir falan. Genelde Türk yemeklerine yakın oluyor ama hazırladığı yemekler. %100 Türk yemeği olmuyor. Ama işte Türk yemeğine yakın. Biraz İtalyan mutfağı, biraz İspanyol mutfağı, ne bileyim domatesle hazırlanan yemekler. Böyle ortaya karışık baklagiller, salata, ekmek. Karbonhidrat ağırlıklı beslendiğim için ben. Seika biraz uğraşıyor hep yemek yapıyorken. Bunu ben her zaman kendisine de söylüyorum zaten de. Benim için bu kadar vakit ayırdığın, düzenli olduğun ve uğraştığın için teşekkürler diyorum. Ben de elimden geldiğince tatillerimiz de bir olmadığı için birlikte böyle dışarı çıkıp gezip eğlenebileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz fırsatlar bulduğum zaman hep dışarı çıkarıyorum. Güzel güzel böyle anlaşıp gidiyoruz. Beşinci konuya gelecek olursak, çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Neden çocuk yapmıyorsunuz? なぜ子供を作らないんですか？なぜ子供がいないんですか？当初の予定から作る予定がなかったっていうのもあるよね。でも、まあ、結婚して6年の間には何回か子供の話あったじゃん。なんかやっぱ欲しいねとか。で、私はぶっちゃけ求めるんだったらまあいいよって感じのタイプ。うん。みんななんでここで止まるんだろうね。わかんない。人がいるから。今の時を考えたいとかいろんなことがあるから、まあ、作ってないって感じかな。Valla bu soruyu bana artık kaç milyon, kaç milyar kere sordu insanlar bilmiyorum. Her şeyin en başında ya da en sonunda neden insanların böyle bir şeyi merak ettiğini ya da bize bir şeyleri dikte etmeye çalıştığını da anlayamıyorum aslında. Niye çocuk yapmıyoruz? Çocuk yapsanıza falan muhabbetler olduğu için bizim Türkiye'de aslında çoğu insan, özellikle yaşlı teyzeler, nineler, komşular falan hep sorarlar böyle. Gelini darlarlar, damadı darlarlar. Hani yeni evlisiniz, çocuk yapsanıza, evlenin kaç yıl oldu, çocuk yapsanıza, niye çocuk yok, neden çocuk yapmıyorsunuz falan diye. Bu insanları neden bu kadar ilgilendiriyor bilmiyorum. Çocuk yapmıyorsak vardır bir sebebi değil mi? Ben mesela kendim şu ana kadar birkaç kez çocuk olayını düşündüm. Hani SK'de bunu konuşup tartışmıştık. Ama konuşmalarımız, sohbetlerimiz, tartışmalarımız vesaire olsun. Sonucuna çıkan sonuç, SK benim güzel bir şekilde eğlenceli ve aşırı fazla sorumluluk almadan yaşayabileceğimiz güzel bir hayatımız olması yönündeydi. Ben hafta sonları çalışıyorum, o hafta sonları evde yalnız oluyor. İşte ben hafta içi tatil yapıyorum, SK hafta içleri çalışıyor falan. Böyle yalnızlık muhabbetleri olduğu için
biz dedik bir kedi mi alsak diye düşündüm. Bir çocuğa sahip olmak ne kadar doğrudur, yanlıştır, ne kadar isteyip istememenize bağlı aslında. Ama böyle bir dünyaya çocuk getirip de onun sorumluluğunu almak, bilmiyorum, benim ya da Seyka'nın birbirimizle konuştuğumuz ve vardığımızda sonuçta bunun yükünü omuzlarımıza alamayacağımız ya da almamamız gerektiği olduğu için çocuğumuz yok. Altıncı konuya gelecek olursak arkadaşlar, Seyka Müslüman olmayı düşünüyor mu? Ya da aklına Müslüman olmak, herhangi bir dine mensup olmak var mı? Şimdi Müslüman mı? Müslüman olacak mı? İşte imam nikahı yaptınız mı? Falan gibi sorular olduğu için bunları nedense bizim insanlarımız çok merak ediyor. Onu da bir Seyka'ya soralım bakalım bu konuyla ilgili düşünceleri nelermiş? Oksan de İslam kioni hayrı kodu. Kangai temaska. Soyu yote wa arimasu ka? Nai desu. だから宗教入ってないって、うん、宗教入る気もないし神様信仰したって誰も助けてくれないんだよ意味ないじゃん信じてる人からするとその人が物を信じてるんだったらそれはその人の勝手だし俺何回も言ってるけど人に押し付けるやり方は絶対やめた方がいいよね Valla bunu genelde insanlar hani benim de Müslüman olduğumu falan diye düşünüp herhalde soruyorlardı Seyka'ya benim aklıma öyle geliyor yani geçen videoda da anlatmıştım bununla ilgili olarak biraz ama benim dinle yakından uzaktan bir alakam yok arkadaşlar ben Müslüman değilim benim Müslüman olduğumu düşünüp Seyka'yı da işte Müslüman yapacak mısın? Eşin İslamiyet'e gelecek mi? Yapanacak mı? Hicap olacak mı? Kara çarşafa girecek mi? İmam nikah yapacaksınız mı? Falan filan böyle muhabbetleri çok fazla olduğu için buna da resmi olarak bir açıklık getirelim istedim. Hani aklınızda olsun Seyka'nın Müslüman olmak ya da herhangi bir dine mensup olmakla alakalı herhangi bir düşüncesi yok. Kendisi de açıkladı zaten az önce. Ben de dinlerle ilgili pek aram olmadığı için, yaratıcının da var olup olmaması beni çok ilgilendirmediği için bununla ilgili olarak sorunuzun da cevabını umarım almış olmadınız arkadaşlar. Yedinci ve son soruya gelecek olursak gelecek için nasıl bir planınız var ya da gelecekte ne yapmayı nasıl bir hayata sahip olmayı planlıyorsunuz? 将来的にどういう人生を迎えたいと思いますか? どのような人生がいいですか? 猫の歯にを迎えたから まず 私たちよりもおそらく歯にの方が先に行ってしまうね 生物って死ぬ時は一瞬やっぱ苦しいじゃん 苦しいけどそれまでの方が幸せだったなと思えるくらいの人生を迎えさせてあげたい 自分たち人間にとっても苦しいこともいろいろあったけど最後はこう幸せだったよねって思ったような人生で死ねたらいいなって私普通にさ何やってもさ所詮金必要で金欲しい benim açımdan açıklayacak anlatacak olursam ailemle birlikte geçirebileceğim çok uzun huzurlu sağlıklı mutlu hastalıklara yakalanmadığım ve parayla ilgili herhangi bir sıkıntımın olmadığı ve paraya ihtiyaç duymadan yaşayabileceğim kendi işime sahip olabileceğim güzel bir ömür diliyorum ben bunun fazlasını istemiyorum bunun fazlasına ihtiyacım yok şu an olduğum gibi ben ömrümün sonuna kadar yaşayabilirsem bu beni mutlu eder daha fazlasını amaçlamak ne bileyim ikinci evi alayım da kiraya vereyim işte bir tane araba alayım da hava atayım BMW'm olsun Audi'm olsun Mercedes alayım böyle şeylerde kafam olmadığı için benim çok fazla dünya malı gibi düşünmek de istemiyorum sahip olmak istediğim her şeye sahibim beni çok seven ve benim çok sevdiğim bir eşim hepimizde bizi bekleyen küçücük tatlı mı tatlı bir kedicik çok severek yaptığım ve müdür olarak çalıştığım bir iş yeri güzel bir oyun bilgisayarı çok sevdiğim bir yarış bisikletim bu yani hayat benim için. O yüzden bundan fazlasını istemek de ne bileyim biraz nankörlük gibi geliyor hayata karşı yaptığınız ve de elinizde bulundurduğunuz ya da elinizde olan şeylere karşı. O yüzden bence insanların elindekinin kıymetini bilmeli. Tabii ki elinizdekiyle yetinin, işte o bitsin, hayatınız orada dursun falan demiyorum. Hayalleriniz, hedefleriniz varsa koşmaya, çabalamaya devam edin. Ama sahip olduğunuz şeylerin de ne kadar güzel olduğunu ve sizin sahip olduğunuz şeylere dünya üzerinde diğer insanların ne kadar saat çalışsa da, para kazansa da, vakit harcasa da sahip olamayacağını göz önünde bulundurmaz ya da aklınızda bulundurmaz. Önemli diye düşünüyorum. O yüzden herkes elindekinin kıymetini bilmeli arkadaşlar. Vallahi güzel bir sohbet, muhabbet, eğlenceli bir içerik oldu diye düşünüyorum. Yine merak ettiğiniz, aklınıza gelen, sormak istediğiniz şeyler vesaire varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Saygın nanka, minasan ni iitai koto arimasu ka? 私は今自分の生活もそうだし周り家族とかの幸せがあるから私は幸せですって言えるけど本当に幸せってみんな言える状態なのかなって Seyka'nın sorusunun üzerine ben de sizlere şöyle bir soru yönelteyim mutlu musunuz hayır diyorsanız eğer peki mutlu olmak için çabalıyor musunuz herhangi bir şey yapıyor musunuz O halde bizlerden bu haftalık bu kadarlık olsun bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle Peki, saygıyla saygılarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.